Gençliğin gözyaşları, merhabalar dostlarım. Şimdi geldik geometrinin en önemli ikinci konusuna dostlarım. Bizim geometrimizin en önemli birinci konusu dik üçgen, ikinci konusuysa üçgende benzerlik dostlar. Ben hep derim ki bu iki konuyu sağlam tutun. İnanın bana diğer bütün konuları anlaması, öğrenmesi, sorularını çözmesi çok daha kolayınıza gidecek. O yüzden bunun da çok çok iyi öğrenmeye çalışın dostlarım. Hiç vakit kaybetmeyelim. Vira bismillah diyelim. Başlayalım üçgende benzerliğe. Şimdi dostum, birinci bilmeni istediğim şey, benzerlik dediğin olay şu. İki üçgen arasındaki orandır benzerlik dediğimiz muhabbet. İki üçgen var. Bakın ABC üçgeni ile DEF üçgeni. Eğer bunlar benzerse gösteriliş tarzı şöyle oluyor. Bakın şu simge, burada da göstermişiz, benzerlik simgesidir. Eğer bu simgenin altına bir de eşittir işareti yapıyorsa bu da eşlik simgesidir. Eğer üçgenler benzerse bilmen gereken şey şu. Açıları, benzer üçgenlerin açıları %100 eşit olacak arkadaşlarım. Eşit olacak. Peki hocam eşlikte nasıl? Bunda da kesinlikle aynı kardeşim. Açıları eşlikte de %100 aynı olacak. Peki aralarındaki fark ne öğretmenim bunların? İşte benzerlikte kenarlar orantılı olacak. Orantılı olacak. Buradaysa kenarlar da eşit olacak arkadaşlarım. Kenarlar da eşit olacak. Yani iki üçgen benzerse, şu anda bizim işimiz benzerlik kısmıyla arkadaşlarım. Eşliği de vurgulayacağız tabii ilerleyen zamanlarda. Ama biz şu anda benzerlikle çalışalım. İki üçgen benzerse açıları %100 eşit. Bunu tersten de söyleyebilirsin. Açıları eşitse hocam %100 benzer. Zaten benzerlik sorularında marifet açıların eşitliğini göstermek kardeşim. Eğer açıların eşit olduğunu ispatlarsan arkana yaslan, göbeğini kaşıya kaşıya otur gobel. Çünkü bil ki soruyu çözdün zaten %100. Ha, kenarların orantılı olacağını nasıl bulacağız öğretmenim? Burası da zaten çözüm aşaması sorunu. Çözeceğimiz kısım şu. Şimdi şundan da bahsedelim. Dostlar, bu üçgenlerin benzer olduklarını şöyle yazarken, şimdi şu simgeyle de sorular soracaklar bize kitaplarda ya da yaprak testlerde, ama dostlarım üniversite sınavında ben bu simgeyi kullanarak soru soracaklarını çok zannetmiyorum. Çünkü çok kolay olur böyle bir soru sorduğunda. Hani sen baktığında zaten aa burada benzerlik sorusuymuş bu dersin. Hangi açılarının eşit olduğunu zaten onu söyleyeceğim şimdi. Şu harflerin yazılış sırası açıların eşitliğine göre yazılmıştır dostum. Yani işin çok kolay oluyor. Dedim ya benzerlikte açıların eşit olduğunu göstermektir marifet. Burada zaten hazır bir şekilde vermiş. Bak diyor ki bunun birinci açısı A. O zaman bu açıyla, ki buna X diyelim. Bunun birinci açısı E. Bu açı birbirine eşit olacak. O zaman bu da X'tir diyeceksin. Bunun ikinci açısı B köşesiymiş. O halde buna Y diyelim. Bunun ikinci açısı Denizli köşesiymiş. O halde bu da Y. Üçüncülerde zaten Z, Z, seve seve eşit geliyorlar dostlarım. Üçüncü açılarda mecbur eşit C ile F. Yani şu şekilde simge ile yazıp da verdiyse soruyu, zaten işin çocuk oyuncağı. Dedim ya açıları eşitlemek marifet. Aha eşitledim hocam. Şimdi geldik kenarların orantılı olma kısmına. Onu nasıl yazıyoruz öğretmenim? O da çocuk oyuncağı dostum. Bak nasıl başlıyorum. Soldaki üçgenden başladım. Diyeceksin ki X açısının karşısına ne düşmüş? BC. Peki burada x açısının karşısına ne düşmüş? DF. İşte bu senin benzerlik oranın. Ve bu oran, buradaki oran, işte atıyorum 1'e 2 çıktı. Ya da 2'ye 3 çıktı. 5'e 7 çıktı. Ne bileyim kök 5'e kök 4, 3 çıktı mesela gibi. Herhangi bir oran çıktığında bu oran diğer kenarlar arasındaki oranla aynı olmalı benzer üçgenlerde. Yani mesela burada y'nin karşısı AC ya. Buradaki y'nin karşısı da EF. Kesinlikle bir önceki orana eşit olmalı. Çünkü oranlar aynı olacak. Son olarak Z'nin karşısı AB. Burada Z'nin karşısı DE'dir. İşte bu yazdığın 3 orana
benzerlik oranları diyeceğiz arkadaşlarım. Benzerlik oranı da bulmak budur. Bunlardan birini bize verecek, atıyorum burayı verecek, burayı verecek, şunu verecek, şunu soracak mesela. Bu oran sayesinde çözeceğiz biz de sorumuzu dostlarım. Şimdi devam edelim. Burada arkadaşlarım bakın benzerlik oranı dediğimiz oran, iki üçgenin arasındaki benzerlik oranını biz üçgenlerin aynı açılarından çıkan yüksekliklerinin oranıyla bulabiliriz. Kenar ortaylarının oranına da eşitmiş benzerlik oranı, açı ortayların oranına da eşitmiş dostlarım. Kenar ortay V harfiyle, açı ortay N harfiyle gösteriliyordu. Yüksekliği zaten bilirsiniz H ile gösteriliyormuş. Neymiş? İki üçgenin benzerlik oranını biliyor musun? Sen artık yüksekliklerinde, kenar ortaylarında, açı ortaylarında oranını biliyormuşsun dostlarım. Ve ama dikkat edin aynı açıdan çıkacak. Yani bir üstteki videoya geri dönersem şeye, sayfaya. Yani buradaki x açısından çıkan yükseklikle buradaki x açısından çıkan yüksekliğin oranı benzerlik oranına eşit. H1 bölü H2 dediklerim birbirine eşit oluyormuş. Tamam mı? Ya da Y'den çıkanla burada Y'den inen birbirine eşit olacak. Eğer ki diyor benzerleyeceğiniz şeyler çemberse bütün çemberler benzerdir. O da benzerlik oranı da yarıçaplarının oranına eşittir diyor dostlarım. Şurayı vurgulayalım. Benzerlik oranının karesi üçgenlerin alanlarının oranına eşittir. Unutmayalım. Hatta bunu yeri gelecek tersten yapacağız. Alanların oranının karekökü benzerlik oranına eşittir. Bunun da tersi de tabii ki yazılabilir dostlarım. Bunu üçgenin alan konusuna geldiğimizde sık sık kullanacağız. Yine benzerlik oranının küpü hacimler oranına eşitmiş. Biz bu son yazdığımı katı cisimler konusunda kullanacağız arkadaşlarım. Katı cisimlerde, üç boyutlu cisimlerde, işte prizmalarda, silindirde, kürede, mürede derken orada kullanacağız. Ama ben yine de bir yazayım. Duymuş olun siz de, görmüş olun arkadaşlarım. Evet. Şimdi hemen bakın bir örnek yazmışız buraya. Kolay bir örnek arkadaşlarım. Çünkü bana zaten benzerlik simgesiyle üçgenlerin benzer olduğunu söylemiş. Ben hemen ne diyorum? Açıları kesin eşit. Hangi açıları? Bak bunun birinci açısı A. Bunun birinci açısı F. Demek ki A ile buna A diyelim. F birbirine eşit. Bu da A olacak. İkinci açısı B. İkinci açısı D. B ile B diyelim. D birbirine eşit olacak. Son olarak C ile de E. Buna C diyelim. Bu da C olacak. Açıları eşitse benzerlik yazmak çocuk oyunca. Gel mavi üçgenle başlayalım. C'nin karşısına 8 düştü. Burada C'nin karşısına 6 düştü. Bak 8 bölü 6. Yani sadeleştirirsen 4 bölü 3'tür. Bu iki üçgenin benzerlik oranı. Devam edelim. Burada aynı üçgenden devam ediyorum. Soldan başlamıştım. Şimdi yeni oran yazacağım. A'nın karşısı 16 ise buradaki A'nın karşısına da X diyelim. X'i bulalım arkadaşlarım hemen. Ne geliyor? Bakın 4, 3, 4'ün 4 katına çıkmış. 3'ün de 4 katına çıkacak. X'i 12 buldum. İçler dışlar da yapabilirsin. Devam ediyorum. Son bir kenar kaldı. B'nin karşısı Y. Burada B'nin karşısı 9. Şimdi bak burada da 3'ün 3 katı. Demek ki 4'ün 3 katı gelecek arkadaşım. Y'de 12 çıkacak. X'de 12, Y'de 12. Farklarını soruyor. 0 dedim. Evet şimdi benzerlikte kalıplaşmış benzerlik şekillerimiz var arkadaşlarım. Böyle çok sık, aşırı derecede sık sık karşımıza çıkan. Hani gördüğümüzde her seferinde böyle işte açıların eşitliğini ispatlarız deriz ya benzerlikte normalde. Benzerlikte açıların eşitliğini ispatlamalısın. Hani bunları gördüğünde açıların eşitliğini ispatlamana gerek kalmaz. Direkt kenarların oranını yazarsın kardeşim. İşte onlardan birincisi temel orantı teoremi. Nasıl bir şekil hocam? Bir üçgenin, şöyle bir üçgenin herhangi bir kenarına, işte mesela şu kenarına paralel bir doğru çizilmiş göreceksin. Dolayısıyla bak burada bir üçgen, burada bir de büyük üçgen, bunlar kesin benzermiş kardeşim. Yani sen burada bunların, bu sarı üçgenle büyük üçgen, bak mavi ile sarının birleşmiş hali olan üçgenin benzer olduklarını bir daha ispatlamana gerek yok. İspatlamadan direkt benzerlik oranını yazıp geçeceksin. Şöyle ki benzerlik oranı, bak küçük üçgende yani üstteki üçgenin sol kenarı x.
bölü kocaman üçgenin solundaki kenar ne geldi? X artı Y. İşte iki üçgenin kenarlarının oranını yazdım. Bu bizim benzerlik oranımız. Şimdi diğer kenarlarını yazalım. Sağdaki kenarı K küçük üçgenin. Büyük üçgenin sağındaki kenar K artı M. Son kenara geldim. Küçük üçgenin kenarı Z. Büyük üçgenin üçüncü paralel kenarı N. İşte bunlar bizim benzerlik oranımız deriz. Hani şunu yapmayız arkadaşlarım burada. Bakın onu da göstereyim. Normalde şöyle çözeceksiniz bu soruyu. Hocam şu açıya A diyelim. Yöndeş oldukları için bu da A. Şuna B diyelim. Yöndeş oldukları için bu da B. Şuna da C yazalım. Bak şimdi küçük üçgenin açıları A, B, C. Büyük üçgende A, B, C deyip bunu da benzerlik yazmakla zaman kaybetmeyiz. İşte küçükte B'nin karşısına ne düştü? X geldi buraya. Büyükte B'nin karşısına ne düştü arkadaşım? Dikkat et. X artı Y. İşte burada. Küçükte A'nın karşısına K düştü. Bak burada. Büyükte A'nın karşısına ne düştü? K artı M. İşte burada. Yani bu şekilde de yazabilirsin tabii ki ama şimdi sorular ileride zorlaşmaya başladı. Yani zorlaşmış demeyeyim de karmaşıklaşmaya başladığında çünkü zor sorusu yok arkadaşlarım. Bunları böyle yazmak zaman kaybına uğratacak seni. Hiç gerek yok. O yüzden bu şekli ezberleyin yeter diyoruz. Burada bir de şunu söyleyeceğim. Thales amcamızın bulduğu bir kural var dostlarım. Diyor ki kural paralel bir doğru. Onu birazdan diğer sayfada da vurgulayacağım ama buna paralelse diyor paralel doğru üçgenin bir kenarını hangi oranda böldüyse bak x bölü y oranında böldü bu tarafı. Diğer kenarı da mecbur aynı oranda bölmek zorundadır. Yani K'ya M oranı buna eşit olmak zorundadır diyor Thales amcam. Şimdi onu burada bir kez daha söyleyeceğiz birazdan ama şurada bir de özel durumumuz var. Bu birinci kalıplaşmış benzerlikle ilgili orta taban dediğimiz bir durumumuz var. Bakın orta taban da bir benzerlik muhabbetidir değil mi? Biz bunu ilk videomuzdan itibaren sürekli karşımıza çıktı bu orta taban dediğimiz olay. Bu da aslında bir benzerliktir. Bakın paralel çizgi çizildiyse kesin orada benzerlik var dedik. Küçük üçgenin sol kenarı 1. Mesela AA diyelim bunlara 1A. Büyük üçgenin sol kenarı 2A. Bak 1 bölü 2 çıktı benzerlik oranı. Dolayısıyla paralelin paralele oranı da 1 bölü 2 olacak. Bu sebeple biz orta taban paralel olduğunun yarısıdır deriz. Orta tabanın da ispatını yapmış olduk bir yerde. Evet geldim Thales amcaya. Bakın Thales amca ne diyor? Thales'in kullandığı orijinal şekil bu. Biz bunu tabii şöyle üçgende de çok sık göreceğiz. Tamamlanmış haliyle de göreceğiz. Paralel doğrular çizilmişse diyor kardeşlerim. Paralel doğrular yandaki kenarları hep aynı oranda bölecek. Yani buradaki A'nın B'ye oranı buradaki C'nin D'ye oranına eşit olacak diyor Thales amca. Evet şimdi galiba örneklerimize geçtik. Bakın hemen Thales'in örneğiyle başlamışız. Ne diyoruz? 12'nin 10'a oranı 12 bölü 10 eşittir. X'in 15'e oranına diyor Thales amca. Hemen çözelim hatta ya. 5'e bölelim 2, 5'e bölelim 3, 2'ye bölelim 2'ye bölelim 6, 18 geldi X'imiz. Ha, bunu şöyle de yazabilirsin diyor Thales. Soldan sağa doğru da yazabilirsin bu oranı. Yani 12'nin X'e oranı. Onun 15'e oranı deyip de yine x'i buradan da bulabilirsin diyor. Evet devam. Yine bakın Thales amca bu sefer üçgeni tamamlayıp da sormuş. Hemen ne diyorum? Onun 4'e oranı. Bak normalde burada benzerlik yapabilirsin. Ama Thales daha kolay çıkıyor. Thales'i ne zaman yapalım biliyor musunuz? Şöyle anlaşalım sizle arkadaşlarım. Eğer hani şu paralel olan doğrularla ilgili buraya A buraya B diyeyim. A veya B'yi vermişse ya da A ile B'den birini soruyorsa yani şu paralel doğrularla işin varsa benzerlik yapalım. Ama paralel doğrularla işimiz yok. Sadece yan kenarlardan birini soruyorsa hiç benzerlik yapmaya gerek yok. Thales amcanın kuralını yap. İşte 10 bölü 4 eşittir 15 bölü x. 15 bölü x. Hemen 5'e böl 2, 5'e böl 3, 2'ye böl 2'ye böl 2, 2 kere 3, 6'yı paketledim. Benzerlik yapsaydım nasıl yapacaktım bu soruyu? Küçük üçgenin sol kenarı 10, büyük üçgenin sol kenarı 14. 10 bölü 14 eşittir.
Sağ taraftaki kenara geçtim. Küçük olanın sağındaki kenar 15, büyük olanın sağındaki kenar 15 artı x diyecektim. Yani bu da öyle çok aman aman uzun değil ama hani nasıl istersen diyeyim ya. Seçenek seçim senin tabii ki. Evet, 3 numaraya geldim dostlarım. Bakın şimdi burada benzerlik yapacağız. Çünkü üstteki üçgende de paralel doğrulardan birini vermiş, birini soruyor. Alttaki üçgende de paralel olan doğrulardan ikisini vermiş. Şimdi biz önce şu alttaki üçgene bakalım. Şuna bakalım dostlarım. Benzerlik oranını yazalım. Bak küçük üçgen burada. Küçük üçgen burada. Büyüğü de tamamı zaten. Küçüğün paraleli 6. Büyüğün paraleli 8. 6 bölü 8. Bu paralelleri kalınlaştırınca ben daha güzel görüyorum. O yüzden kalınlaştırıyorum. Size de tavsiye ederim. Yani benzerlik oranları neymiş dostlarım? Küçük üçgenle büyük üçgenin 3 bölü 4. E şimdi bu diğer kenarlar arasında da olacak. Küçük üçgenin mesela alttaki kenarı 3K ise büyük üçgenin altındaki kenar 4K olacak. Şuraya K kaldı o zaman. Ya da küçük üçgenin üstteki kenarı 3M ise büyüğününki 4M olacak. Buraya da M kaldı. Bak Thales amca da söyleyebilir. 3'e 1, 3'e 1. Şimdi geldim üstteki üçgeni arkadaşlar. Dolayısıyla mavi rengimi de alayım ben. Farklı olsun. Bak üstteki üçgenimiz de şurada. Şurası. Gösterelim onu. Böyle ilk soruları biraz özenerek çözeyim ki iyice öğrenin arkadaşlarım. Bakın burada hemen paralel paralel. Şimdi küçük üçgen burası. Büyük üçgen de kocaman. Paralellerin oranı bak 5 bölü x eşittir. Şimdi küçük üçgenin altındaki kenar 1m, büyük üçgenin altındaki kenar da 4m. 1 bölü 4'müş benzerlik oranları. Küçükle büyüğün içler dışlar yaptın, 20'yi paketledin kardeşim. Evet, dördüncü sorumuz. Yine Thales amca yapacaksınız burada. Bakın 5'e 7, burası da 5k, burası da 7k'dır diyebilirsin Thales'ten dolayı. Ama bak burada paralellerden vermiş ve istiyor paralelleri. O yüzden Thales yetmedi bize. Benzerlik de yapacağız dostlarım. Bu yamukta çok sık kullanacağımız aslında bir yamuk sorusu bu dostlar. Yamuk şöyle iki kenarı paralel olan dörtgendir. Ve yamuğun en klasik sorusudur. En klasik çözümüne sahip sorusudur. Yamuğun en klasik çözümü şuradan şöyle yan kenara paralel çizip şuna paralel çiziyorsunuz. Burada bir paralel kenar oluşturuyorsunuz dostlarım. Yamuğun böyle en meşhur soru çözüm tekniğidir bu. Bakın burada da gösteriyorum. Şuradan paralelimi çizdim. Ve dedim ki işte paralel kenar yapıyorum. 10 ise burası da 10, buraya 5 kaldı. Burası da 10, buraya x eksi 10 kaldı. Ve bak şurada Thales amcamız değil de birinci benzerlik şeklimiz, kalıplaşmış şeklimiz çıktı. Görüyorsunuz paralel. Paralel oranı yazıyorum. Küçüğün sağındaki kenar 5K, büyüğün sağındaki kenar 5, 7 daha 12K eşittir. Küçüğün paralel doğrusu 5, büyüğün paralel doğrusu x eksi 10. Bak bunlar eşitse bu da buna eşit olacak. X 22 gelecek ki 22 eksi 10 12'ye eşit olsun. Evet yine iki tane yan yana benzerlik şeklimiz var. Önce sol taraftakini kullanıyorum dostlarım. Buradan oranı yazacağım. Benzerlik oranlarını. Bakın bu buna paralel. Şöyle biraz kalınlaştırayım paralel olanları. Şimdi küçüğün paraleli 8. Büyüğün paraleli 12. 4'e bölerek söyleyelim. 2 bölü 3'müş benzerlik oranları. O halde küçük üçgenin sağındaki kenara 2K dersem büyük olanın sağındaki kenar 3K olacak. Buraya da K kaldı. Hadi gelin şimdi sağdaki benzerliği yapalım. Hatta bakın bana paralel olanlarla ilgili bir şey sormuyor. Yandaki kenarı soruyor. Thales yapalım o zaman. Buradaki oran neymiş? 2'ye 1. O zaman bu da 2'ye 1 olmalı. Demek ki x 20 olmalı ki 20'ye 10. 2'ye 1 olsun. Thales'ten hemen çıkarttık. Evet ağırlık merkeziyle benzerliği bir arada verdiği bir soru. Güzel de bir soru arkadaşlarım. Çok sık çıkacak karşımıza. Şimdi ağırlık merkezinde şunu söyleyeyim. Burada bir göstereyim önce size. Şimdi hatırlayacağınız şey şu. Kenar ortayların kesim noktasıydı. Demek ki şu inen kenar ortaydır. Burayı ikiye böler. Ve en önemli özelliği tabana bir açıya ikiydi dostlarım. 1'e 2 oranında gösterdim. Şimdi
Eğer ben şu G'den şöyle bir paralel doğru çizersem, Thales amca ne diyordu? Burayı 2'ye 1 mi böldün? Bu tarafı da 2'ye 1 bölecek diyor. Bu tarafa doğru paralel doğru çizersem, yine 1'e 2'den burayı da 1'e 2 bölecek diyor. Yani artık biz şunu biliyoruz. Burası A ise burası 2A. Yani şuna alışalım istiyorum. Ağırlık merkezinden paralel doğru çizilirse, her seferinde bu kenar ortayı çizip işte buradan aşağı kenar ortayı çizip 1'e 2 oranı vardır. Dolayısıyla bu tarafta da 1'e 2, bu tarafta da 1'e 2 olacak diye yazmayalım. Hani ezberleyebilirseniz ağırlık merkezinden paralel doğru geçince yan kenarları 1'e 2 bölecek diyebiliriz. Şimdi AD'yi 12 vermiş. Demek ki BD 6 olacak, yarısı olacak. AB'yi soruyor. 18'i paketledik dostlarım. 7. sorumuz, bakın yine ağırlık merkezinden oluşan bir sorudur. Hemen bunu da görelim. G ile G üssü arasını vermiş bize şimdi. Bak buradan indirdiğim kenar ortay 1'e 2 oranını gösterdim. Hatta K'ya 2K yazayım. Burayı da 2'ye böldü diyelim. Şuna A, buna da A diyelim. Peki buradan da kenar ortayımı çizdim hocam. G'den geçtiği için burayı 2'ye böldü. B, B dedim. Burayı da 1'e 2 oranından M'ye 2M yazdım. Şimdi bak şunu çizelim. Şurayı da çizelim dostlarım. Sen artık şu benzerlik şekline alıştın dostlar. Bak bu buna kesin paralel. Neden hocam? Çünkü sadece paralel doğru aynı oranda bölme işlemi yapıyor. Thales amca öyle demişti. Bak burayı 2'ye 1 bölmüş. Burayı da 2'ye 1 bölmüş. O zaman mecbur paralel. Şimdi gel benzerlik yapalım. Hadi küçük üçgenin sol kenarı 2K. Büyük üçgenin solundaki kenar 3K. Küçük üçgenin paraleli 6. Büyük üçgenin de paraleline x diyelim ya. A artı b yazmayalım. 18 bölü 2'den yani 2x eşittir 18'den x eşittir 9 geldi. A artı b 9. 2a artı 2b 18 o halde dedim. BC'yi 18 buldum. Evet bakın yine ağırlık merkeziymiş G noktası. O halde şurası K, burası 2K. Bak bu buna paralelmiş. Bu buna paralelse dostlarım ne yapacaksın hemen burada? 1'e 2 oranı var. Burada da 1'e 2 oranı olacak hocam. 10'sa 20. Bu D ağırlık merkezi kenar ortay olduğu için şurası 2'ye bölecek burayı değil mi? 30, 30 diye. AC'yi soruyor. Toplam 60 çıktı. 9. sorudayız dostlarım. Bakın şu taktiği unutmayın. Açı ortay gördün. Artı yanında bir de paralellik gördüysen, paralellik, sen o soruda Z kuralı yap. İkiz kenarı bul diyeceğim dostum. İkiz kenarı bul. Bu bizim taktiğimiz. Unutmayınız. Bakın paralellik verilmiş. Bu buna paralel. Açıortay var. Hemen Z'yi çakıyorum buradan. Ve diyorum ki bu da çizgili açıdır. O halde burası ikiz kenar oldu. 6 ise 6 dedim. Hadi benzerlik yapalım. 4 bölü 10. 6 bölü x diyelim. Buradan da 60 eşittir 4x, x eşittir 15 oldu. Şimdi dostlar zil çaldı, siz de duymuşsunuzdur eminim. O yüzden ben burada bir duracağım. Daha da bol bol sorumuz varmış burada. Burada durduruyorum videoyu. Bir sonraki videoda devam ediyorum arkadaşlarım. Evet dostlar, en son 9. soruyu çözmüştük. Şimdi 10 numaralı soruyla devam edeceğiz. Ben arada bir mola verdim zil çaldığı için. Şimdi tekrar kaldığım yerden devam ediyorum arkadaşlar. Hemen vira bismillah diyelim. Bakın 10. soruda neler görüyoruz? Bir kere paralellik görüyorum. Bir de açıortay görüyorum. Ne dedik 9 numaralı soruda? Paralellik artı yanına açıortayı gördüğünde bil ki Z kuralı yapacaksın. İkiz kenar arayacaksın. Bakın bu söylediğim taktikler sadece benzerlik konusunda işine yaramayacak. Bundan sonraki her konuda paralellik ve açıortayı gördün mü Z kuralı yap, ikiz kenarı bul. Bak burada bir Z harfim var. Hemen şöyle bastırarak da gösterelim bunu. İşte sana Z harfi. Diyeceksin ki burası da çizgili açıdır. Demek ki bu adam ikiz kenarmış dedim. Burası da 6 geldi. Şimdi benzerliğimizi yapalım. 12 küçük sol kenar, 18 büyük sol kenar. 12 bölü 18 benzerlik oranı, sadeleştireyim 6'ya böleyim 2, 6'ya bölünce 3 eşit olacak. Bunun paraleli 10, bunun paraleli
6 artı x, yani 10 bölü 6 artı x'tir dedik. Hemen içleri çarpalım 30, dışları çarpalım 12 artı 2x, 18 eşittir 2x, x eşittir Adana'yı paketledim. Evet, geldik hemen bir sonraki soruya. 11 numaralı sorumuz, yine açıortay görüyorum, paralellik yine mevcut. O halde şu z harfini gösterelim ilk önce. Şurada bir şöyle büyükçe bir z harfimiz mevcut. Demek ki bu da çizgili açı. O halde burada bir ikizkenar mevcut. Burası 6 ise şuraya da 6'dır dedim. Şimdi hemen benzerliğimizi yapalım. Kırmızı kalemimi alayım, biraz da kalınlaştırayım. Bakınız, şu adamın şu adama paralel olmasını konuşacağız dostlar. Hemen küçük üçgen burada. Alt kenarı 4, büyük üçgenin alt kenarı 10. 4 bölü 10 eşittir. Küçük üçgenin paraleli 2, büyük üçgenin paraleli de x'miş. 2 bölü x dedik. Bu yarıya düştüyse bu da yarıya düşecek. Bursa'yı paketledim dostlarım. Geldim 12 numaralı soruya. Yine açıortay, bu sefer 2 tane açıortay görüyorum. Hemen 2 tane z kuralı yapacağım demektir. İşte birinci z kuralını yaptım. Ve şuranın da noktalı açı olduğunu söyleyip bunların eşit olmasından 3 dedim. Buradaki z kuralını yaptım dostlarım. Onu da gösterelim. Şurası da çizgili açıdır dedim. Ve bunlar birbirine eşit. Buraya da 2'yi yazdım. Şimdi tekrar şöyle kalemimizi alalım. Bakın, bununla bunun paralel olmasını konuşacağız dostlarım. Bu paralel doğru 5, bu paralel doğru 9. Benzerlik oranları 5 bölü 9 eşittir. Üstteki üçgenin sağındaki kenar x, büyük üçgenin sağındaki kenar x artı 2. İçleri çarptım 9x, dışları çarptım 5x artı 10. 4x eşittir. Bu ne? Ne olduğunu bilmiyorum. 4x eşittir 10, x eşittir 10 bölü 4. Yani 5 bölü 2'dir dedim. 13 numaradayız. Orta taban yapacağımız, hatta iki tane orta taban yapacağımız bir soru. Bakın, önce şurayı sadece görün. Şu kısmı görün arkadaşlarım. Bakın, buradaki KL dediğiniz şey hem burayı ikiye bölmüş hem de burayı ikiye bölmüş. Demek ki KL FE'nin orta tabanı olacak dostlarım. O halde burası 16. Sonra şimdi bir F'ye bakın, bir de E'ye bakın. İkisi de İki eşit parçaya bölmüş bulundukları kenarları. Dolayısıyla 16 da orta taban oldu. O halde burası 2 katı 32. Peki 32, burası 6 ise x'e ne kaldı? 26 kaldı. Yapıştır geçsin. Hatırlarsanız daha üçgende açıda bahsettik. Hatta ilk videomuzda bahsettik dostlarım. Bir kenar bile ikiye bölündüyse aklımıza orta taban çizmek gelecekti. Bakın, ben şu A'dan aşağıya doğru şu X'e paralel olan bir doğru çizdiğimde bu 2X olacak. X burada orta taban oldu. Burayı ikiye böldüyse mecbur bu tarafı da ikiye bölecek. 6 oldu. Şuraya da 12 kaldı dostlarım. Evet, orta tabanımızı yaptık. Şimdi bakınız, bundan sonrası bir de bir sihir daha çıktı burada. Bak, dik açıdan bir doğru indirmişim ve hipotenüsü 12 2'ye bölmüş. Yani muhteşem üçlü yapmış arkadaşlarım. Demek ki bu 2x de 12 olacak. X eşittir 6 gelecek dedim. Evet, 15 numaradayım. Bakın, yine benzerliğin güzel bir sorusu. Şurada bir kenar 2'ye bölünmüş. Bir şuradan paralel çizelim şu x'e. Orta taban yapalım bu x'i arkadaşlarım. Çünkü burayı 2'ye bölmüş. Bu tarafı da mecbur 2'ye bölecek. X ise burası 2x oldu. E şimdi bu 2x 6'ya da paralelmiş ve BD AD'nin 3 katıymış. Bak, burası K ise burası 3K. Şimdi gel bunun 2x'e paralel olmasını konuşalım. Benzerlik yapalım. Birinci kalıp şeklimiz 3 bölü 4 eşittir 6 bölü 2x olacak dostlarım. Bu bunun 2 katına çıkmış. Bu da 2 katına çıkacak. Demek ki burası 8. O halde x eşittir 4 geldi. Evet, açıortaydan faydalanacağımız bir soru var burada da. Bakın, açıortayın kafa vardı, kollar, vücut, ayaklar vardı. Kolların oranı 4'e 6. Bunu biz ayaklara da yazabiliyorduk. Sadeleştirip de yazabiliyorduk hatta. 2K'ya 3K diye de sadeleştirip yazdım.
Şimdi burada ne var peki öğretmenim? Bakın aşağıda da bile bizim klasik benzerliğimiz var şu. 3'ün şuradaki x'e paralel olmasını konuşacağız birlikte dostlarım. Hemen benzerliği yapalım. Küçük üçgen burada. Üstteki kenarı 3k. Büyük üçgenin üstündeki kenar 5k eşittir. Küçük üçgenin paraleli 3, büyük üçgenin paraleli x. Üstler eşitse altlar da eşittir. Cevap Bursa'dan patladı gitti. 17 numara çok klasik bir soru arkadaşlarım. İki tane aynı benzerlik şekli var. İç içe geçmiş. Bak önce şunların paralel olmasını konuşalım. Fark etmiyor hangisini başladığınız. Ben bu ikisi paralelse diyorum ki Thales amca ne diyordu? Fransa noktasında 12'ye 6 yani 2'ye 1 oranında bölmüş. Denizli'de de aynı şekilde bölecek. 2K'ya 1K. Şimdi geldim diğer şunun şuna paralel olmasını konuşacağım arkadaşlarım. Bakınız şöyle gösterelim. Denizli'de nasıl bölmüş? 2'ye 1. O halde sağda da 2'ye 1 şeklinde bölecek. Yani 18'e x oranı 2'ye 1 olması lazım. Demek ki x 9 olacak dedim. Bak aynısından bir tane daha var burada. Gel önce şunları bir konuşalım. Şu ikisinin paralel olmasını konuşalım. Hemen Thales amca yapıyorum. 3'e 5 bölmüş. Burayı da 3K 5K bölecek. Şimdi hemen diğer paraleli konuşalım. Bunun buna paralel olmasını konuşalım arkadaşlarım. Şöyle ikisi paralel. Şimdi Denizli'yi nasıl bölmüş? 3'e 5 bölmüş Denizli'yi. O halde burayı da 3'e 5 bölecek. Yani 8'e x oranı da 3'e 5'e eşit olması lazım. 40 eşittir 3x. 40 bölü 3 eşittir x geldi. Evet geldik 3. şeklimize. Kelebek üçgen şekli arkadaşlarım. Yine kalıplaşmış şekillerimizden. Kelebek üçgenle ilgili şunu söyleyebilirim. Üniversite sınavında tek başına kelebek üçgenden oluşan bir soru çözmezsiniz arkadaşlar. Kelebek üçgen tek başına çıkmaz. Ya özel dörtgenlerin içerisinde çıkar karşımıza. İşte yamuğun, paralel kenarın eşkenar dörtgen gibi özel dörtgenlerin içinde karşımıza çıkar. Ya da birinci benzerlik şeklimizle birleştirilip de soru şeklinde karşımıza çıkmış çok fazla soru çeşidi var. Yani o bir 15'e yakın ben hatırlıyorum. Belki de daha fazladır. Bu şekilde soru çeşidi var. Birinci şekilde birleştirilip de sorulmuş. Şimdi burada da tabii ki yine açıların eşitliğini şöyle ABC diyelim bu üçgenin açılarına. Tersten buna da C diyelim. Sonra bakın şu Z harfinden buranın da A, buranın da B olduğunu söyleyelim. Yani açıları eşitlerseniz böyle eşitleyeceksiniz. Ama açıları eşitlemeye gerek yok. Diyoruz ki yani bunu da gördüğünüzde artık açılarla falan muhatap olmayın. Bakın üstte bir üçgen var, altta bir üçgen var. Bunlar kesin benzerdir. Açılarını eşitlemekle uğraşmayın. Üstteki üçgenin paralel doğrusu ile alttaki üçgenin paralel doğrusunun oranı benzerlik oranıdır. Peki tamam hocam, diğer kenarlar nasıl olacak? Üstteki üçgenin şu AC kenarını aldım bölü, burada karıştırmayın arkadaşlarım. Birinci şekildeki gibi sol kenarı aldım, bunun da solunu alacağım değil. Burada olay şöyle. Devamını alacaksınız. Bak AC'yi devam ettirdiğimde hangi kenarına denk geliyor? CE. CE'yi alacaksınız dostlar alttaki üçgende. Peki eşittir. Burada BC'yi aldım. BC'yi tabii ki devam ettirdim. DC denk geldi. Evet benzerlik oranları böyle yazılacakmış. Ben bir soru sormuşum. Dediğim gibi böyle bir soru gelmez arkadaşlarım. Burada 3 tane kelebek üçgen görüyorum. Bakın ilkini şöyle göstereyim. Şununla böyle kelebeklerin içini taramak daha kolay görmenizi sağlıyor dostlarım. İşte bizim birinci kelebek üçgenimiz burada. Şimdi bunun oranını yazalım arkadaşlarım. Yukarıdan aşağıya doğru 2'ye 3. O halde şurası 2K, şurası 3K. Şimdi diğer bir kelebeği de gösterdik mi mevzu bitti. Bakın o da şurada. Şu kelebek üçgenleri göreceğiz dostlarım. Oranı 3'e x eşittir 2'ye 3K. 2 bölü 3. Şöyle göstereyim, hatta yeşil yapayım bu üçgeni de şöyle. Evet 2 bölü 3, 3 bölü x. İçler dışlar yaptım. 9 eşittir 2x. 9 bölü 2 eşittir x gelecek. Ama bir yerde bir sıkıntı var. Nedir o?
Ha, 2'ye 3 niye yazdık ya? 2'ye 4. Pardon, çok özür dilerim. 2'ye 4 oldu burası. 4. Evet, yani 2 katı x eşittir 6 geldi kardeşlerim. Evet. Bir tane daha örneğimiz var. Bakın işte burada bahsettiğim gibi kelebek üçgen tek başına sorulmaz ama buradaki gibi sorulmuşluğu var eski yıllarda arkadaşlarım. Şimdi buradan böyle bir soruyla karşılaşabiliriz yani. Bunu çözelim. Şimdi FC 3K ise yazalım onu. FC'ye 3K, DF'ye de 2K diyebilirsiniz diyor. Bakın kelebek üçgen. Kelebek üçgeni yapıyorum. 2'ye 3 oranı var. O zaman burası 2A ise bu paralel 3A. Şimdi artık bir de birinci benzerlik şeklini yapacağız dostlar. Bakın şuradaki DE'nin BC'ye paralel olmasını konuşalım. 36 bölü 36 artı x eşittir 2 bölü 3. İşte bitti soru. Bak bu bunun 18 katı, bu da bunun 18 katı olacak. Yani 3 tane 18, 54 olması için x'in 18 olması gerekir diyeceğiz. Evet, yine kelebek üçgenle. Bakın şurada kelebek var. Hemen bunu bir gösterelim. Önce kelebeği bir yapalım. 8'e 16, yani 1'e 2 oranı var. O halde K ise 2K ya da M ise 2M diyebilirim. Şimdi de diğer benzerliğimizi görelim. Bakın şuradaki x'in şuradaki 8'e paralel olmasını görebiliriz mesela. Şuradaki benzerliği yapacağım dostlarım. Hemen yapalım. 2 bölü 3 diyelim. 2 bölü 3 eşittir x bölü 8 diyeceğiz. Evet, buradan 16 eşittir 3x, 16 bölü 3 eşittir x dedim. Hemen bir tane daha varmış. Önce şuradaki kelebeği bir görelim. Şurada bir kelebek var. 12'ye 18 oranı var arkadaşlarım. 12'ye 18. Şuraya da ben bir k dersem, bakın şuradaki k'nın 12'yi oranını yazdım hemen. K bölü 12. 6'ya bölelim 2, 6'ya bölelim 3. Bak 3'ün 4 katı, bu da 2'nin 4 katı 8 olacak. Demek ki k dediğim yer 8. Şimdi de birinci benzerlik şeklimi yapacağım arkadaşlarım. Onu da gösterelim hemen. Şuradaki 8'in 18'e paralel olmasını konuşacağım. 8 bölü 18 eşittir x bölü tamamı. X bölü tamamı x artı 20. Evet, buradan 2'ye bölelim 4, 2'ye bölelim 9. 9x eşittir 4x artı 80 olur. 5x eşittir 80'den x eşittir 16 geldi dostlar. 5 numaralı sorumuz, benzerini çözdüğümüz. Önce şuradaki kelebeği bir görelim dedim. 3'e 6, yani 1'e 2 oranı var. K ise 2K'dır dedim. Ve bak bununla bu eşitmiş. Bu da 2K. Bu da K, pardon. Şimdi hemen şuradakinin şuradakine paralel olmasını konuşacağım arkadaşlarım ama özel durum olduğunu görebilirseniz, bak 1'e 2 oranı var, k'ya 2k. Ne diyorduk biz buna? Orta taban diyorduk. Ne zaman orta taban oluyordu? Yan kenarı 2 eşit parçaya bölerse. Yani burası 9, burası da 9 olursa orta taban olacaktı dedik. Evet, geldik dördüncü şeklimize arkadaşlarım. Bu da açı benzerliği dediğimiz şekil. Bakın bunda kaç tane soru varmış? Şöyle bir hızlıca bakayım. 12 tane de bunda soru var arkadaşlarım. Tamam, bunu da çözelim. Videoyu öyle durduralım. Bir sonraki videoya geçeriz. Şimdi bunun da açı benzerliği dediğimiz yine en meşhur benzerlik çeşitlerimizden bir tanesi. Hani kalıplaşmış şekli, böyle üçgenin içine bir tane daha çizgi çizip üçgen bir tane daha çıkıyor karşımıza. Tabii burada paralellik yok arkadaşlarım. Bunlar paralel olmayacaklar. Burada da yapmanız gereken şey açıların eşitliğini ispatlayacaksınız mecbur. Bakın bu x eşit veriyor bazen, böyle açıların birer tane eşit verdiği de var. Vermeyebilir arkadaşlarım. Biz işte açılara şöyle küçük üçgenden başlayıp x, y, z diyelim. Bak büyüğüne bak, x, y mecbur, burası da z deyip açıların eşitliğini ispatlayıp 3 açının da soruları böyle çözeceğiz. Yine bunun da meşhur kalıplaşmış şekli şu. Dik açıyla veriyorlar arkadaşlarım. Dik üçgen şeklinde veriyorlar şekilleri. İşte mesela şu şekil, bakın. Birinci şeklin dik üçgen versiyonu görüyorsunuz. Ben de diyorum ki kardeşlerim, bundan sonra bir soruda iki veya daha fazla
dik açı varsa, öyle 3 tane, 4 tane, 2 tane dik açı varsa, aklımıza bundan sonra hep A, B, 90 benzerliği bulacağız arkadaşlarım. Yani şundan bahsediyorum. Bak burada bir dik üçgen, burada bir dik üçgen. 1, 2, 3 tane dik açı var. Hemen canının istediği bir açıya A diyorsun. Canın hangi açıyı istiyorsa, boşta olan herhangi bir açıya A. A, 90, şurası B. Bak buraya B, 90, burası A. A, 90, burası B dediğinde, işte A'nın karşısı bilmem ne, A'nın karşısı bilmem ne deyip benzerlik oranını yazıyorsun. Bak bu şekilde de aynısı arkadaşlarım. Görüyorsunuz iki tane dik açı var. Hemen canımın istediği bir açıya A yazdım. A, 90, B. Büyüğüne bakıyorum. A var, 90 var, B diyorum. Açıları eşitleyince benzerliği yazmak kolayımıza gidecek. Hemen sorularla başlayalım. Bakın birinci şeklimizin sorusu hemen, hatta ilk yazdığım o üç şekilden birincisi. Şimdi eşit açılara A, A diyorum. Küçük üçgende bir açıya B, bir açıya da C yazdığımda, şimdi büyük üçgene bak, A var, B var. O zaman mecbur burası C deyip artık açıları eşitledim. Arkama yaslanıp göbeğimi kaşıya kaşıya oturabilirim arkadaşlarım. Çünkü çözdüm soruyu. Hadi başlayalım. Küçükte A açısının karşısına ne düşmüş? 6. Büyükte bakın dikkat edin, A'nın karşısına ne düşmüş büyük üçgende? 12. 6 bölü 12'ymiş, yani 2 katıymış. Devam. Küçükte C'nin karşısına 9 düşmüş, büyükte 18 düşecek değil mi C'nin karşısına? Çünkü 2 katı olmalı. Peki büyükte ne düşmüş C'nin karşısına? 6 artı x. Demek ki bu 6 artı x 18 olacak ki 2 katı olsun. X 12 geldi dostlarım. Evet bakınız yine aynı soru tarzı, iç içe geçmiş iki üçgen, birer açıları eşit. A, A dedim. Küçük üçgenin bir açısına B, bir açısına C. Büyüğüne bakıyorum. A var, B var. Boştaki açıya C yazıyorum. Ve başladım benzerlik yazmaya. Bir de şunu vermiş. AD, BD'nin 4 katı K. 4K'ymış burası. Hadi şu benzerlik oranlarını yazalım. Küçükte C'nin karşısı 4K. Büyükte C'nin karşısı 8. Eşittir. Küçükte B'nin karşısı 6. Büyükte B'nin karşısı B, C. Eşittir. Küçükte A'nın karşısı 5. Büyükte A'nın karşısı 5K. Evet şimdi hatta şunları sadeleştirelim. 1 bölü K olsun. Şimdi şu ortadakini görmeyelim ilk etapta. Baştaki ile sondakini içler dışlar yapıyorum. 8 kere 1 8. 4K ile K'nın çarpımı da 4K kare. Buradan 2 eşittir K kare. K eşittir kök 2. K kök 2 ise burası 5 kök 2 yaptı arkadaşlarım. Burası kök 2 yaptı. Burası 4 kök 2 yaptı diyebiliriz. Bak bize BD'yi soruyordu. Kök 2 olduğunu bulduk. Şimdi artı BC'ye geldi sıra. BC neresiymiş? Heh, şuradaki uzunluğu bulacağız şimdi. Onu da şuradan bulalım hemen. Şimdi K'yı kök 2 bulduysam şurası 4 kök 2 yaptı. 4 ile 8'i sadeleştirelim. 1'e 2 kaldı. İçler dışlar yapıyorum. Kök 2 ile BC'nin çarpımı, kök 2 çarpı BC eşittir 2 ile 6'nın çarpımı 12. Hemen kök 2'ye bölersem 12'yi 6 kök 2 çıkar BC. Demek ki 6 kök 2 ile toplayın diyor. 7 kök 2 yaptı cevabım. Evet, üçüncü sorumuzdayız. Bakın iki tane dik açı gördüm. Önce şuradaki 6, 8, 10'u bir yakalayalım. İki dik açı görünce ne yapacaktık? A, B, 90. Şimdi canımın istediği bir açıya, bakın bu boştaki açıya A dedim. 90, B. Şimdi büyük üçgene bak. Büyük üçgende bu A, bu 90, burası da B oldu dedik. Hadi şimdi benzerleyelim. Küçükte A'nın karşısı 8, büyükte A'nın karşısı 16. Bak iki katı. Küçükte 90'ın karşısı 10'sa, büyükte 90'ın karşısı ne olmalı artık? 20. Zaten bana da BC'yi soruyor. 20. Evet yine iki tane dik üçgen görüyorum. 9, 12, 15. Önce bir özel üçgenimi yazayım. Şimdi canımın istediği bir açıya A, 90, B'yi yazdım. Büyüğüne bakıyorum. A, 90. Buraya da B yazdım arkadaşlarım. Ve artık benzerleyebilirim gönül rahatlığıyla. Küçükte A'nın karşısında 9 var. Büyükte A'nın karşısında BC var. Boş geçtim. Küçükte B'nin karşısında 12 var. Büyükte B'nin karşısında 15 artı X var. Eşittir. Küçükte 90'ın karşısında 15 var.
Büyükte 90'ın karşısına 20 düşmüş. Hemen 5'e böl 3, 5'e böl 4. Şurada da bakın 3'ün 4 katı gelmiş gördüyseniz. 4 katı. Demek ki 4'ün de 4 katı olacak. Yani şurası 16 olmalı. O zaman x 1 olmalı. Yapıştır gelsin. 5. sorudayız. Bir sürü diklik görüyorum. Artık alıştık değil mi? A, B, 90 yazılacak. Bak şuraya A, 90, B. Büyük üçgene gel. A var, 90 var. Burası B. Küçük üçgeni B var, 90 var. Burası A. Şimdi şurası da zaten kardeşim 3, 6, 3 kök 5 üçgeni değil mi? Biri diğerinin 2 katıysa küçüğünün kök 5 katı muhabbeti yapıyorduk. Hadi benzerleyelim. Sağdakinde B'nin karşısına 6, soldakinde dik üçgende B'nin karşısına 4 düşmüş. Burada 90'ın karşısı 3 kök 5. O halde burada 90'ın karşısı x ne olabilir diye soruyoruz. Bak yarısının kök 5 katı. 6'yı 2'ye bölmüş, 3 kök 5 katını almış. Bu da yarısı 2 kök 5 katı, 2 kök 5 dedim. İçler dışlar yapmaya gerek kalmadı. 6. soru. 2, 3 tane dik açı görüyorum. Canımın istediğini A, 90, B. Buranın 90 olması için bu A, burasının 90 olması için bunun da B olması gerekir dedim. Ve başladım. Bir de şurada oran vermiş, onu da yazalım. DC'ye K derseniz diyor AB. Neresi orası? Şurası. 3K olacak diyor. Şimdi benzerliğimizi yazalım. Küçükte B'nin karşısı 2. Büyükte B'nin karşısı 3K. Eşittir. Küçükte 90'ın karşısı K. Büyükte 90'ın karşısı toplam 12. Hadi buradan bir devam edelim. 3K kare eşittir 24. K kare eşittir 8. K eşittir 2 kök 2 bulduk. Eşittir sonuncusunu yazıyorum. Küçükte A'nın karşısı X. Büyükte A'nın karşısı B, C. Evet şimdi artık K'yı ne bulmuştuk? 2 kök 2 yazıyorum buraya. K 2 kök 2 ise burası 6 kök 2 olacak. 6 kök 2. Bak şu dik üçgende, şu dik üçgende Pisagor bağıntısı yaptığımızda ya da şuraya gelelim ya. K'yı ne bulmuştuk? 2 kök 2. Bak bu dik üçgende Pisagor yapıp direkt x'i bulalım. Ya da hani görebilirseniz 45, 45, 90 olduğunu. Çünkü bak 2 kök 2 katı 2 kök 2. O zaman bu da 2 olacak ki 45, 45, 90 olsun diyebilirsin. Ya da Pisagor'da yapabilirsin. Evet yine bir sürü dik açı olduğu bir soru çeşidi dostlarım. Hemen şu açıyı canım istedi. Buna A, şurada 90, buraya B. 90 olması için buranın A, A 90, buraya da B yazdım. Hadi benzerleyelim. A'nın karşısı 4. Burada büyükte A'nın karşısı 12. Bak 3 katı. B'nin karşısı 10. O halde B'nin karşısı büyük üçgende 30 olmalı. Şu kenar 30 olmalı arkadaşlarım. 4'ü buradaysa 26 kalacak x'e dedim. Evet yine meşhur bir soru tipidir dostlar. Burada normalde normal yoluyla çözün. Bir de bunu ezberlemenizi istediğim bir kısım var. Şimdi bu kare ise burası x, x, x yazalım. Şimdi şuna a dedim bak bir sürü dik açı var değil mi? Zaten karede bir kere 4 tane dik açı var. Şimdi a 90 b, b 90 a, a 90 b, b 90 a, a 90 b diye başladım. Burada şu üçgenle şu üçgeni benzerleyeceğiz dostlar. Hemen benzerleyelim. A'nın karşısı x, burada a'nın karşısı 4 eşittir. B'nin karşısı 6. Burada B'nin karşısı X. Bak X kare eşittir. 4 çarpı 6'dan 24. X eşittir. 2 kök 6 geldi. Şimdi ben de diyorum ki bunun şöyle kalıplaşmış bir şekildir bu arkadaşlar. Bir dik üçgenin içine şöyle kare ya da dikdörtgen. Önemli olan benim için şu yandaki şu iki kenarın eşit olmasını. Gördüğünüzde diyorum. X kare eşittir. X kare eşittir. Her zaman A çarpı B. Yani şu x kareler eşit olacak. X kare eşittir 6 çarpı 4. Tamam. Burayı yazacağız. Bak bunun bir de şöylesi var. Bir üçgenin içine bir tane ikiz kenar üçgen çizerse. Aynı mantık arkadaşlarım. X, x diyelim buna. Bu eşkenar üçgen de olabilir. Fark etmez. Önemli olan şu ikisinin eşit olması. Aynı muhabbeti yapacağız. Yine x kare eşittir a çarpı b. Burada da normalde şununla şunun benzerliğinden çözüyoruz ama bunlar kalıplaşmış şekiller. Ezberlersen rahat edersin. Şimdi burada ne diyor? Bir kare. Şurası da x.
Şurayı gösterelim. Burası x birim uzunluğunda. Tabii ki şu uzunluk da x birim uzunluğunda. AH 12 imiş. Burası 12 eksi x oldu. BC de 18'miş. Bize de x'i soruyor. Bak şimdi ne yapacağım dostum. Klasik benzerlik. X bölü şurası. 18 yani. Eşittir. Küçüğün sol kenarı, büyüğün sol kenarı diyeceğim ama hani ne demiştik? Yükseklikler de benzerlik oranını veriyor. Küçüğün yüksekliği 12 eksi x. Büyüğün yüksekliği tamamı 12. Bak buradan da çözdük soruyu. Böl 6'ya 2, böl 6'ya 3. Yap içler dışlarını. 2x eşittir 36 eksi 3x. 5x eşittir 36. X eşittir 36 bölü 5. Yani 2 ile genişletelim. 72 bölü 10. Yani Edirne'yi paketledim dostlarım. Evet 10 numaradayız. Bakalım bu ne diyor? 6, 8, 12, 3, 4, 6. Bak canım öğrencim burada da şunu yakalayacaksın kardeşim. Hiç açıların eşitliği yok ama şu üçgenin 3 kenarıyla bu üçgenin 3 kenarına bak. Bununki bir 3 var. Burada 6 var bak 2 katı. Tabi bir tane böyle oran yetmiyor. Bir oran daha var. Bakın 4 var 8 var. Gördünüz mü? Yine 2 katı. 2 oran da yetmeyecek. Üçüncüsü de olması lazım. 6 var 12 var. Bak bütün kenarlar birbirinin iki katı arkadaşlarım. 3, 6 benzerlik oranı. 4, 8, 6, 12 bak hepsi aynı orana sahip. Demek ki bununla bu kesin benzer. Benzerse neydi kural? Açıları tıpatıp aynı. Peki hangi açılar hocam? Soldaki üçgenin 3 kenarıyla sağdaki üçgenin 6 kenarının karşısındaki açılar eşit olacak. Yani 3'ün karşısındaki şu açıyla burada da 6'nın karşısındaki şu açı eşit. Lan bunlar eşitse üçgen ikiz kenar. Yani burası 11 ise burası da 11. O zaman x 5 gelecek. Evet 11 bak yukarıda bahsettiğim muhabbet arkadaşlarım. Görünüz bunu da. Bak hatta pratik yapalım. Şu 6'nın karesi 36. 4 ile 9'un çarpımı mı kardeşim? Bu demek ki bunlar benzerler birbirlerine. Hemen benzer oldukları için oranı yazabilirsin. Ya da şöyle bakacaksın. Şimdi bunun kenarlarına bak. 4, 6, 8. Şöyle küçükten büyüğe yazayım. 4, 6, 8. Bunun kenarlarına bakın dostlarım. 6, 9, x görüyorsunuz. 6, 9, x. Oranlar aynıysa tamamdır. Benzerdirler diyorsun. 2'ye böl 2, 2'ye böl 3. 3'e böl 2, 3'e böl 3. Bak ikisinin oranı aynı. 2 bölü 3, 2 bölü 3. O zaman bu da 2 bölü 3 olacak. Yani 8 bölü x eşittir 2 bölü 3 olacak. 24 eşittir 2x'ten x'i 12 bulduk dostlarım. Hadi bir tane daha var bakın. Paralellik verilmiş burada arkadaşlarım. Şimdi z harfinden bu açıyla bu açı birbirine eşit. Burada şanslıyız birer açılarımız eşit. Hemen bu üçgenin kenarlarını küçükten büyüğe 5, 8, 10 diye yazıyorum. Şimdi altına bu üçgenin kenarlarını yazacağım. 10 var, 20 var, 10 var, 20 var, x var. Şimdi hangisi küçük, hangisi büyük? Tabii 10 ile 20'yi biliyorum ama x 10 ile 20'nin arasında mı, 20'den büyük mü, 10'dan küçük mü bilmediğim için ne yapacağım arkadaşlarım? Burada şuna dikkat edin. Bakın açıları boşuna vermemiş. A'nın karşısı 8 ya. Hani oran yazarken ne yapıyorduk? Aynı açının karşısını 6 6 yazıyorduk. O zaman x 8'in altına gelecek. Çünkü A ile A açısına bakarsanız 8 ile x'i görüyor. Peki o zaman şimdi geri kalanı 10 ve 20 diye buraya yazdım. Bak 2 katı. Bak 2 katı. O zaman mecbur. Bu da 2 katı. 16'yı yapıştırdım. Evet. Yeni nesil sorulara bu videoda geçmeyelim arkadaşlarım. Bir sonraki videomuzda da yeni nesil sorulara geçeceğiz. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere dostlar.